Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nairobi'de gazetecilerin Almanya'nın sözde soykırım kararı hakkındaki sorularını cevaplandırdı. Erdoğan, Berlin'in kararının kıymeti olmadığını belirtti. Türkiye gibi bir dostu kaybetme riskiyle karşı karşıya olduklarının farkında değiller dedi. Şu anda Alman parlamentosunun almış olduğu bu karar... Erdoğan, Alman ekolü Türkiye'de operasyon peşinde ifadesini kullandı. Federal parlamentonun Ermeni meselesini şimdi gündeme almasının arkasında bir üst aklın olduğunu söyledi. Geçen sene 1915 olaylarının 100. yılıydı. Böyle bir tasarı niye geçen sene oylanmadı da bu sene oylandı? Bunlar düşündürücü tabii. Üst akıldan kendilerine böyle bir talimat gelmiş olmalı ki böyle bir adım attılar. Peki Türkiye Almanya'ya ne tür yaptırımlar yapacağız. uygulayacak? Erdoğan temkinli hareket edeceklerini ben söyledi. Ben Öfkeyle kalkıp zararla oturmak bize yakışmaz mesajını verdi. Geri kabul ediyoruz. anlaşmasının ben askıya alınabileceği imasında bulundu. Ben geri kabul anlaşmasının Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden, Bakanlar Kurulu'ndan geçmiş olması bu işin artık bitmiş olduğu anlamına gelmez. O işin bizim göç idaresinden de ayrıca geçmiş olması lazım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alman lider Merkel'e de tepki gösterdi. Merkel'in parlamentodaki sözde soykırım oylamasına katılmamasını eleştirdi. Grubuna nasıl hakim olamadığını anlamıyorum göndermesinde bulundu. Şimdi merak ediyorum. Alman yöneticiler böyle bir karardan sonra benim şahsıma, başbakanımıza hangi yüzde bakacaklar acaba? ve İsrail'le normalleşen ilişkiler. Mavi Marmara olayının ardından Ankara Tel Aviv hattındaki gerginlik yerini karşılıklı dostluk mesajlarına bıraktı. Erdoğan krizin çözülmesinde geç kalındığını ifade etti. Gazze'ye uygulanan ambargonun kaldırılmasını bekliyoruz dedi. İlk